Hazır mıyız? Hazırız. Harikasın oğlum. Şimdi içinde dışında kavramı için yaptığımız bir çalışma. Bu bizim şeffaf kutumuz. İstediğiniz kutuyu kullanabilirsiniz. Nerede bizim morlar? Renkleri de kullanıyoruz. Morlar. Evet, çubuklardan başla. Demin çubuklarla başlamıştık çünkü. Topla morları. Topla. Topla. Aferin oğlum sana. Bekle. Morları kutunun dışına koy. Aferin ya. Morlar kutunun dışında. Evet, çak. Bravo sana. Yeşilleri topla. Topla yeşil çubukları. Yeşiller. Gelin yeşiller, sizi çağırıyoruz. Yeşiller, çağır gelsinler. Yeşiller gelin. Lütfen. Lütfen. Evet, topladık mı yeşilleri? Topladık. Söyle, yeşiller bitti. Yeşiller bitti. Kutunun içine. Kutunun içine. Aferin oğluma. Yeşiller kutunun içinde. Kutunun içinde. Yeşiller. Yeşiller. Kutunun içinde. Kutunun içinde. Morlar. Dışında. Bekle. Morlar. Morlar. Kutunun. Kutunun. Dışında. Dışında. Burada kutu çok belirleyici. İçinde dışında demesinin dışında. Ben de evet, cümleler birbirine girdi. Başlamıyor. Bekle, şimdi değil. Tamam kuzucuğum, hadi. Ben konuşunca bitireceğimi düşünüyor. Öyle bir alışkanlığımız oldu. Kutu belirleyici olduğu için kutunun neresinde diye düşündürmemiz gerekiyor. Kutunun neresinde? Yeşiller kutunun içinde. Morlar kutunun neresinde? Morlar, dışında. Morlar, morlar, kutunun, dışında. Sadece içinde ya da dışında ifadeleri yaptığınız etkinliğin özüne hizmet etmiyor. Neyin içinde ya dışında, yanında, altında, üstündeyse nesneyi oraya konumlandırmak gibi bir öğretim yapıyorsanız lütfen o nesneyi mutlaka ifade ettirin. Bu kutu olabilir. Yarın öbür gün altında üstündeyi paylaşacağız. O zaman masa ya da herhangi kullandığımız materyalin mutlaka adını söylemek zorundayız. Şimdi pomponlara bakalım. Kırmızıları topla. Kırmızı. Evet, topla kırmızıları. Kırmızı pomponlar. Gelir misiniz? Gelin. Gelirler mi? Cevap veriyorlar bu bana. Değil. Bu değil. Aferin benim oğluma bak. Yaramaza bak ya. Gelmeye çalışıyor. Gel. Gel kırmızı. Yaramaz. Bak görüyor musun? Gelmeye çalışıyor. Seni. Bitti. Kırmızıları aldık. Kutunun dışına koy. Evet. Çak. Süpersin. Kırmızılar kutunun dışında. Dışında. Söyle. Kırmızılar. Kırmızı. Kutunun. Kutunun. Dışında. Yeşiller. İçinde. Yeşiller. Yeşiller. Kutunun. Kutunun. İçinde. İçinde. Morlar. Dışında. Morlar. Morlar. Kutunun. Kutunun. Dışında. Dışında. Bunların hepsini kim yaptı? Ben. Çak. Aferin oğlum sana. Bir daha çak. Bravo. Benim oğlum zaten sabah sabah yıldız kazandı. Hadi sarıları toplayalım. Takıldığımız bir renk. Sarı. Sarı, evet. Sarı. Sarılar, neredesiniz? Sarılar, gelin. Ne topluyoruz biz? Sarı. Sarıları topluyoruz. Bekle. Özlem öğretmen söyledi mi nereye koyacağını? Söylemedi. Söylemedi tabii ki. Bekliyorsun. Öğretmeni hep bekle. Öğretmeni dinle, tamam? Dinle. Haydi, söylüyorum. Sarıları kutunun içine. Bravo. Sarılar kutunun içinde. Kutunun içinde. Söyle. Sarılar. Sarılar kutunun içinde. Bravo. Evet. Şimdi hazır mıyız? Hazırım. Pomponlara gidiyoruz. Turuncular. Gelin bakalım. Turuncular. Kaçtı. Seni git yaramaz. Hadi git al onu. Bazen böyle oluyor. İstemeden kazayla. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Sen bizimle oynuyorsun. Gel bakalım. Evet. Turuncu pomponlara devam. Turuncu.
Birkaç çeşit daha koyabilirsiniz. Başka materyaller, küçük materyaller de. Ama ben iki taneyi tercih ettim. İkiyle, birle başlıyorsunuz. İki, üç diye materyallerinizi arttırıyorsunuz. Turuncu. Bittiyse bitti diyebilirsin. Bitti. Turuncular bitti. Turuncular bitti. Biz aynı zamanda cümle, uzun cümle kurmaya da çalışıyoruz. Evet, hazır mıyız? Özlem öğretmen söyledi mi nereye koyacağını? Söylemedi. Söylemedi. Ne yapıyorsun? Bekliyorsun. Turuncuları kutunun içine koyalım. Huhu. Söyle turuncuları. Kutunun. Turuncuları. Turuncunu. Kutunun. Kutunun içine. Koydum. Koydum. Aferin oğlum sana. Bak ne kadar da güzel oldular ya. Kırmızılar. Söyle. Dış. Kırmızılar. Kırmızılar. Kutunun dışında. Kutunun dışında. Evet canım. Yeşiller. Yeşiller. Kutunun içinde. Kutunun içinde. Bu çalışmaları çok çok farklı yaparız biz. Bekle. Evet, alıştırdım artık. Ama sıra dışı, yaratıcılığı olan kalıpların dışında da etkinlikleri çok rahat yapabilmelisiniz. Bu genellemeleri kolaylaştırıyor. Evet, kuş hastalıklarımız başladı değil mi? Son bir. Hazır mısın? Sarı pomponları istiyorum. Bu kaldı. Sarı pompon. Aa! İnanamıyorum. Bir turuncu kaçmış. Kaçtı. Dikkatli olmalıyız. Ben de görmedim gerçekten. Yeşil. Bekle. Özlem öğretmen senden ne istedi? Yeşil. Değil. Hatırla. Araya başka cümleler bir anda girdiğinde en son istediğiniz şey tabii ki ne yapar? Üstü tozlanarak geri gelmez. Hazır mıyız? Hazırız. Özlem öğretmen senden hangi pomponları istedi? Sarı. Sarı. Sarıları al bakalım. Öyle istedim diye hatırlıyorum. Bunlar. Sarı. Neredesin? Düşün. Sarıda takılıyoruz. Bekle. Sarı. Evet. Ayıralım birazcık. Sarı. Karıştırdım. Buraya bak. Sarı pomponları al. Bunlar. Düşün. Sarı. Düşünerek. Bekle. Bekle. Sarı şekerim. Hadi bize gidelim. Bu bizim belirleyici şarkımızdı. Bekle. Azaltalım. Şimdi. Burada sarı var mı? Yok. Dikkatli bak. Bırak. Bekle. Bekledim. Evet. Önüne bak şimdi. Önüne bak. Baktım. Buraya bak. Sarı olanı al. Bu. Evet. İşte o sarı. Hadi şimdi buradan sarı olanları alalım. Bu. Evet. O sarı. Evet. Kavramda zorlanıyorsa o zaman azaltma yönüne gidip mutlaka kendisinin doğruyu bulmasını sağlamanız gerekiyor. Siz çocuğu tanırsınız zaten. Ona en az ipucuyla yardım etmelisiniz. Sarı. Hoş geldin sarı. Bulduk seni. Bekle. Özlem öğretmen daha bir şey söyledi mi? Söylemedi tabii ki. Hazır mısın? Hazırım. Sarıları kutunun dışına koy. Dışına. Evet, dışına. Ho ho! Çak. Sarılar. Dışına. Sarılar. Kutunun dışında. Evet canım benim, sen çok güzel koydun. Tekrarlayalım hadi. Kazanacağım değil mi? Kazanacağım. O kesin. Kazanacağım demeyi çocuğuma da bulaştırdım. Hadi. Morlar. Kutunun. Kutunun. Dışında. Dışında. Sarılar. Sarı. Kutunun. Kutunun. Dışında. Dışında. Kırmızılar. Kutunun dışında. Dışında. Bunlar kutunun. Dur. Bunlar kutunun dışında. Bak buraya. Kutunun dışında. Evet canım. İçine bakalım. İçine bakalım. Sarılar. Kutunun içinde. Kutunun içinde. Yeşiller. Yeşiller. Kutunun içinde. Kutunun içinde.
Turuncular. Turuncular. Kutunun içinde. Kutunun içinde. Biz bunların hepsini kutunun içine koyduk. Hepsini. Hepsini kutunun içine koyduk. Harikasın. 4 kelime. Bravo. Bu bile süper. Kazanacaksın. Seni kazandıracağım. Hoşçakalın. Kararlıyım. Bir dakika ya. Nereye herkese hoşçakalın diyorsun? Bizi seyrediyorlar. Ayıp etmeyelim. Kusura bakmayın diyelim. Kusura bakmayın. Evet, şimdi özellikle böyle yapmamın bir tek sebebi var. Çocuğun belli kalıpların içinde renkleri öğrenmesini engellemek ve çevreye olan transferini kolaylaştırmak. Bunu seyreden birçok eğitimcinin renk öğretimi böyle olmaz dediğini duyar gibiyim. Bizim öğrendiğimiz renk öğretimi bambaşkadır ama ben ayrıca bunu da yapıyorum. Ve hepinizle de paylaşmak beni mutlu ediyor. Çünkü faydasını çok görüyorum. Genellemelerde de faydasını göreceksiniz. Hoşça kalın diyelim mi? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kendinize. Sağlıklı kalın. Sağlıklı kalın. Bizi seyretmeye devam edin. Bizi seyretmeye. 4 kelime. Çak. Daha ne isteyelim değil mi? Hoşça kalın efendim.